Line TV ekranlarında ana haber bülteni ile karşınızdayız. Ve yine ne yazık ki üzücü haberlerle başlıyoruz bültenimize. Mardin'de iki polis memuru şüphe duymaları üzerine bir aracı durdurmak istedi. Ancak o araçtan teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı, bir polis şehit oldu. Bir grup PKK'lı terörist, Mardin'in Midyat ilçesindeki Cumhuriyet Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde devriye görevi yapan polislerin içinde bulunduğu araca uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Polis memuru Abdullah Ümit Sercan olay anında şehit oldu. Bir diğer polis memuru Cumhur Özsoy ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Teröristler saldırıdan sonra kullandıkları aracı Ömerli ilçesi yakınlarında terk ederek dağlık alana kaçtı. Güvenlik güçleri tarafından bulunan araçta roket atar, el bombaları ve uzun namlulu silahlar bulunurken araç emniyet müdürlüğüne çekildi. Kaçan PKK'lıların bulunup etkisiz hale getirilmesi için bölgede kapsamlı bir operasyon başlatıldı. Saldırıda şehit olan polis memuru Abdullah Ümit Sercan'ın 1 yıllık evli ve 40 günlük Ali adını verdiği bir bebeğinin olduğu belirtildi. Saldırıda yaralanan ve Mardin Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapılan polis memuru Cumhur Özsoy'un durumununsa iyi olduğu belirtildi. Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, yaralı polis Özsoy'un hayati tehlikesinin bulunmadığını ve Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde oturan ailesine yakın olması için tedavisinin devamı için ambulans uçakla İstanbul'a gönderildiğini söyledi. Şehit olan polis memuru Abdullah Ümit Sercan için Emniyet Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Şehit polis memuru geride birçok yarım kalmış hikaye bıraktı. Mardin'in Midyat ilçesinde dün akşam saatlerinde PKK'ların uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda şehit düşen evli ve bir çocuk babası 27 yaşındaki polis memuru Abdullah Ümit Sercan için uğurlama töreni yapıldı. Görev yaptıktan sonra 2014 yılı Genelkurmay döneminde oğlunun tabutuna sarılan annesi Gülten Sercan, "Beni de oğlumla birlikte tabuta koyun. Kuzum sana nasıl kıydılar? Ben sensiz nasıl dayanırım? 2 aylık bebeğini bırakıp nereye gittin?" diyerek ağıt yaktı. Cenaze töreninin yapıldığı alana 2 aylık oğlu Ali ile gelen şehit polisin eşi Özay Sercan güçlükle ayakta durabildi. Onun acısını daha da artıransa tatil için gittiği Alanya'dan Midyat'a ayak basar basmaz eşinin şehit olduğu haberiydi. Mardin Emniyet Müdürü ve Mardin Valisi yaptıkları konuşmada terör saldırılarının asla amacına ulaşamayacağını söyledi. Şu unutulmamalıdır ki bir Abdullah gider, yerine bir Abdullah gelir. Hepimiz bugün Abdullah'ız, hepimiz şehit olmaya hazırız. Bir çift sözüm de bu hainleri eline silah verip katiller haline getirenlere amacınıza ulaşamayacaksınız. Bu milleti bölemeyeceksiniz. Şehit polis memuru Abdullah Ümit Sercan'ın cenazesi omuzlara alınarak cenaze arabasına konuldu. Şehit polisin cenazesi ikindi namazının ardından memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde toprağa verildi. Bir başka cenaze töreni de Sivas'ta vardı. Şırnak'ta geçtiğimiz gün çıkan çatışmada ağır yaralanan ve hastanede şehit olan polis memuru 24 yaşındaki Onur Demir'i son yolculuğuna binler uğurladı. Hep birazdan teröre bir kez daha lanet yağdı. Silopi'de PKK yandaşlarınca açılan hendekleri kapatmak için yapılan operasyon sırasında teröristlerin roket atar ve uzun namlulu silahlı saldırısında bulunduğu zırhlı araç içinde ağır yaralanan ve sevk edildiği hastanede şehit olan Onur Demir'in cenazesi Sivas'a getirildi. Bu vatanın her tarafında şehit kanları var, şehit taşları var. Şehidin emekli babası Sefer Demir metanetini korumaya çalışsa da oğlunun acısıyla ayakta durmakta güçlük çekti. Oğlunun şapkasını da bir an olsun başından çıkarmadı. Sivas Emniyet Müdürlüğü ön bahçesinde düzenlenen törene yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit polis memuru Muhammed Onur Demir'in özgeçmişinin okunmasının ardından Sivas Emniyet Müdürü Turgay Çalışkan bir konuşma yaptı.
Konuşmakta zorlanan Çalışkan, Demir'in vazifesini yerine getirirken mertebelerin en yükseği olan şehitlik mertebesine ulaştığını, hatırasını yüreklerinde yaşayacaklarını söyledi. Maalesef bir vatan evladımızı daha bugün kaybettik. Acımız sonsuzdur. Ülkemizin savunulmasını, vatanın bölünmez bütünlüğünü, milletin huzur ve güvenliğini temin için ölümü göze alarak görev yapan en değerli varlıklar olan canlarım burada feda eden kahramanların var olduğu bir teşkilatın mensupları olarak birçok şehitlere verdik. Gerektiğinden vermeye hazırız. Cenazenin taşınması sırasında vatandaşlar teröre hep bir ağızdan lanet yağdırdı. Cenaze töreninden sonra şehit polis Muhammed Onur Demir, yukarı tekke mezarlığında bulunan polis şehitliğinde toprağa verildi. Şırnak'ın İdil ilçesinde yüzleri maskeli bir grup YDGH'li polisle çatışıp DEDAŞ'a ait binaya saldırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. İdil ilçe merkezinde dün gece yine gerginlik vardı. Toplanan PKK'nın gençlik kolu YDGH üyeleri önce polisle çatıştı, sonra da yolu çöp konteynerlarıyla trafiğe kapattı. Terör örgütü sempatizanları daha sonra ellerindeki baltalarla DEDAŞ binası ve MOBESE kameralarına saldırdı. Grup ardından havai fişek ve molotoflarla DEDAŞ binasını ateşe verdi. Grup daha sonra polisin müdahalesiyle karşılaştı. Polisin göstericilere dağılın uyarısı üzerine dağılmayan gruba polis gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti. Çıkan olaylarda DEDAŞ'a ait klimalar ve kapılar yanarak kullanılamaz hale geldi. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı. Bir özel güvenlik görevlisi hafif şekilde yaralandı. Bu hareketliliğin adresi İstanbul Beyoğlu. Gece saatlerinde AK Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına silahla ateş açıldı. Saldırgan iki kişi yaya olarak geldi ve açtığı ateşte bir özel güvenlik görevlisini yaraladı. Bölgeye çok sayıda polis ve özel harekat timleri sevk edildi. Saldırganlardan birinin eşkaline uyan mavi gömlekli bir şüpheli il binası yakınlarında gözaltına alınırken hafif yaralanan güvenlik görevlisi hastaneye kaldırıldı. Olayın duyulmasının ardından aralarında AB Bakanı Volkan Bozkır, AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda partili il binasına geldi. Gerçekten üzücü bir olay. Menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Öte yandan yaralı güvenlik görevlisi tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşanan bu saldırının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na Başbakan Ahmet Davutoğlu geldi. Davutoğlu yılmayacakları mesajını verdi. Bu saldırılar eğer terör örgütleri bize bir mesaj vermek ve Türkiye'nin huzurunu, İstanbul'umuzun asayişini ve partimizin faaliyetlerini engellemeyi planlıyorlarsa ki hedefleri budur, hiçbir şekilde bunu gerçekleştiremeyecekler. Yaptığının yanına kar kalacağını, bize mesaj vermekle bizi tehdit edebileceğini ve yıldırabileceğini düşünemeyecektir. Davutoğlu son dönemdeki olaylar için siyasi mühendislik nitelendirmesinde de bulundu. Olayın terör boyutu dışında bir de siyasi mühendislik boyutu açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Dikkat ederseniz 7 Haziran seçimleri sonrasında ortaya çıkan siyasi tablonun bir gereği olarak uzlaşma ve siyasi bir süreç içinde bir an önce hükümet kurma yönünde ne kadar iyi niyetle çaba sarf ettiğimizi hepiniz görüyorsunuz. Bu çabaları sürdürürken birileri de bir boşluk havası oluşmuşçasına, puslu bir havadan istifade etmek istercesine Sürüş'ten başlayarak arka arkaya terör eylemlerini ortaya koydu. Bugün de AK Parti binasına saldırarak bir tür siyasi
gelecek açısından bir mühendislik oyununa kalkışmaya çalışıyorlar. Terör olaylarıyla diken üstündeki Türkiye'de HDP'nin İmralı heyetinden bir açıklama geldi. Heyet, Öcalan vurgusu yaparak PKK'ya ve hükümete çatışmasızlık çağrısını tekrarladı. HDP'nin İmralı heyeti tarafından müzakere mekanizmalarının yeniden kurulması gerek denildi. Yazılı açıklamada Abdullah Öcalan'la görüşme taleplerinin bir an önce değerlendirilmesi istendi. Ayrıca Öcalan'ın müzakere statüsünü de belirleyecek yasal düzenlemeyle sürecin güvence altına alınmasının zorunlu olduğu vurgulandı. Heyet, her gün can kayıplarıyla sonuçlanan süreci böyle bir düzenlemeyle hızla kalıcı barışa götürebiliriz dedi. Bu arada Başbakan Ahmet Davutoğlu ise Twitter hesabından partilere seslenerek, "Şimdi tüm siyasi liderleri, kamu düzeni, demokrasiyi sahiplenme, silahların bırakılması konularında ortak tavır almaya çağırıyorum." dedi. Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, HDP heyetinin İmralı'ya çok gidip geldiğini ve belli mesajların verildiğini belirterek örgütün üzerine düşeni yapmadığını söyledi. Çok gidip gelindi ve İmralı'dan belli mesajlar da verildi. Aynı mesajların tekrar tekrar verilmesinde nasıl bir fayda var ben bilemiyorum doğrusu. Hepinizin bildiği gibi 2013 yılında silahların bırakılmasına ilişkin çok açık ve net mesajlar verildi. Ama bunların gereği yerine gelmedi, yapılmadı bu işler ve yapılmadığı için bugünlere geldik. Yani çözüm sürecinin başlangıcında örgüt üzerine düşeni yapmadı. Silahlı unsurlarını yurt dışına çıkarmadı ve bütün bu süreci aslında zehirleyen temel mesele bence budur. Bakan Yılmaz, yaşanan olayların mali yönden de ülkeye büyük darbe vurduğunu söyledi. İşte araçlar yakılıyor, şantiyelere saldırılıyor, ambulanslara varıncaya kadar kurşunlanıyor. Bütün bunlar doğrudan maliyetler. İnsanlarımızın kaybı tabii o hiçbir hesaba gelmez, en büyük kaybımız. Bunlar doğrudan maliyetler. Bir de dolaylı maliyet var. Yani terörden dolayı, şiddetten dolayı atmosferin olumsuz hale gelmesi, yatırımcıların yatırımlarından vazgeçmeleri, turizmin darbe yemesi, hayvancılığın darbe yemesi. Bakan Yılmaz, olası bir erken seçim durumunda en büyük görevlerinin halkın iradesini güvenli bir şekilde sandığa taşımak olduğunu sözlerine ekledi. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nce 6 ilde yapılan operasyonda gözaltına alınan 13 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında Sur ilçesinin BDP'li eski belediye başkanı da var. Suç tanımı ise PKK'ya para aktarmak. 5 Ağustos 2015 günü Diyarbakır merkezli toplam 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda yakalanan eski belediye başkanı Abdullah Demirbaş'la birlikte 13 kişi terör örgütüne para aktarmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 9 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 6 kişi ise serbest bırakıldı. Diyarbakır merkezli İstanbul, Mersin, Ankara, Antalya ve Aydın illerinde eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, 28 kişi gözaltına alınmıştı. IŞİD'e karşı yapılacak operasyonlar kapsamında İncirlik üssü Amerikan savaş uçaklarına açılmıştı. Uçaklar bugün Adana'daki üsse geldi. Amerika Birleşik Devletleri ile varılan mutabakat sonucu IŞİD'e karşı operasyonlarda görev alacak savaş uçaklarından önce bu uçaklara yer hizmeti verecek olan 300 personel İncirlik'e geldi. İtalya'nın Aviano üssünden kalkan F-16'larda saat 14.30 sıralarında ard arda Adana'daki üsse inmeye başladı. Amerikan Hava Kuvvetleri'nin 480. filoya dair uçakların tümünün İncirlik'e intikali önümüzdeki hafta tamamlanacak. Geçen hafta içinde ilk kez Adana'daki İncirlik üssünden kalkan Amerika Birleşik Devletleri'nin insansız hava araçları Suriye'deki IŞİD hedeflerini bombalamıştı. Erzincan'da yük treninin geçişi esnasında raylara döşenmiş olan bomba patlatıldı. Yolcu vagonlarında bulunan iki vatandaş hafif şekilde yaralandı. Patlama saat 14.15 sıralarında Kemah Karayolu'nun 50. kilometresi Acemoğlu Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Erzincan'dan Sivas'a gitmekte olan ikisi yolcu, 11'i yük vagonu bulunan karma trene bombalı saldırı düzenlendi. Raylara daha önceden döşenen bomba, trenin geçişi esnasında uzaktan kumandayla patlatıldı. Patlamada yolcu vagonlarında bulunan iki kişi yaralandı.
Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Raylarda hasar oluşması sebebiyle tren yolu ulaşımı tamamen durdu. Ressam, gazeteci, yazar Fikret Otyam 89 yaşında hayata veda etti. Kötü işini yaptı. Türkiye'yi tanımıyor. Böbrek yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gören ressam, gazeteci, yazar Fikret Otyam Antalya'da yaşamını yitirdi. Otyam son olarak 26 Ocak 2015'te Antalya'daki özel bir sağlık merkezinde girdiği diyaliz sırasında rahatsızlanmış, mide kanaması geçirdiği anlaşılınca Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Son günlerde zaten çoğu vaktimiz hastanelerde geçiyordu. Evde çok az kaldık. Çeşitli kronik hastalıkları vardı. Böbrek yetmezliği 10 yıldır yaşıyordu. Ayrıca 40 yıldır şeker hastasıydı. O damarlarını bitirdi şeker hastalığı. Sonra periton diyalize başlandı. Aksaray doğumlu Fikret Otyam, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi resim bölümü mezunuydu. 1950 yılında Son Saat gazetesinde gazeteciliğe başlayan, ardından Cumhuriyet gazetesinde çalışarak köşe yazarlığı yapan Fikret Otyam'ın Anadolu ve Güneydoğu Anadolu ile ilgili röportajları hayli ses getirmişti. Aydınlık gazetesinde uzun süre haftalık yazıları yayınlanan Fikret Otyam, yaşamının son döneminde Antalya'ya 26 kilometre uzaklıkta olan Geyikbayırı köyünde resme ağırlık verdi. 89 yaşında hayata veda eden sanatçı, aynı zamanda Akdeniz Gazetecilik Vakfı ve Altın Portakal Kültür Sanat Vakfı'nın kurucu üyelerindendi. Tokat'ta Yeşil Irmağ'ın ana kolu üzerine yapılan hidroelektrik inşaatına karşı bölgedeki vatandaşlar eylem yaptı. Tokat'ta Almus ilçesi Çilehane Köyü Yeşil Irmak Nehri üzerinde yapılan Çilehane Regülatörü ve HES projesine tepki gösteren yaklaşık 100 kişilik grup yürüyüş yaptı. Halk su hattı sahibi halk. Jandarmanın geniş güvenlik önlemi aldığı eylemde grup Tozanlı Vadisi'nde HES istemiyoruz. Su haktır, sahibi halktır pankartı açarak yürüdü. HES projesinin bölgede doğal yaşam için büyük bir tehdit olduğu söylendi. Açılan davalar, kamuoyu yaratma çalışmaları, sesimizi duyurmak için yaptığımız meşru eylemler karşısında hala geri adım atmayan şirket doğamızı katletme fikrinde kararlı. Yüzyıllardır doğal hakkımız olarak hiçbir bedel ödemeden faydalandığımız sular ve hatta soluduğumuz nefes bu HES'ler faaliyete geçtiğinde şirketlerin malı haline gelecek. Eylemciler, HES inşaatı ile ilgili tutanak tutularak suç duyurusunda bulunurken grup olaysız bir şekilde dağıldı. Ankara'da iki esnafın kavgası ortalığı karıştırdı. Bir sivil polis memuru bıçakla yaralandı. Sivil polis iki esnafı ayırmak için aralarına girdi ancak birinin elinde bıçak vardı, polis kolundan yaralandı. İlk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar kanı durdurmak için kemer bağlayarak yaparken polisi bıçakla yaralayan şahıs ise çevredeki vatandaşlar tarafından yüzüstü yere yatırılıp etkisiz hale getirildi. Var mı? Kelepçe. Hastaneye kaldırılan polisin sağlık durumu iyi. Sakarya'da bir bisiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmek isterken hızla gelen motorize polis ekibini fark etmeyince az kalsın ölüyordu. İşte güvenlik kamerası tarafından kaydedilen o an. Sakarya'da bisiklet sürücüsü trafikte yolu kontrol etmeden sol şeritten gelen motorize polis ekibini fark etmedi ve yolun karşısına geçmek için yola çıktı. O anda yürek hoplatan bir kaza yaşandı. Güvenlik kamerasınca kaydedilen o anlarda motosikleti kullanan polis memurunun refleksiyle motosiklet bisikleti sıyırıp geçiyor. Bisikletli adam yere düşerek adeta ölümün kıyısından dönüyor. Orta refüje düşerek kurtulan adam polislerin ambulansa haber vermesiyle hastaneye sevk edildi. Artvin'den tehlikeli bir yolculuk getireceğiz ekranlarınıza şimdi. Üç gencin sorumsuzluğu kazaya adeta davetiye çıkardı. Bu kadar da olmaz dedirten görüntüler Artvin'den. Artvin Erzurum yolunda trafik kurallarını hiçe sayan bir kamyon ve üzerinde seyahat eden üç genç görenleri hayrete düşürdü. Yük var üzerinde üç kişi resmen ölüme yolculuk yapılıyor şu anda. Kamyon üzerine yüklediği demirleri arkadan sarkıtırken hiçbir işaret koymadan da yolda seyretmeye devam etti. Evet. Dönüp dönüp bakıyorlar. Yani resmen yürüyen tabut görüyoruz önümüzde.
plakası ve arka lambaları görünmeyen kamyon yoluna bu şekilde devam ederken başka bir ayrıntı daha dikkat çekti. Üç genç canlarını tehlikeye atarcasına kamyonun üzerinde yolculuk yaptı. Araç tamamen trafik kurallarına aykırı hareket ediyor. Görüntüler burada kesiliyor. Yolculuğun nerede ve ne şekilde bittiği ise bilinmiyor. Ölüme yolculuk yapılıyor şu anda. Yusuf Ali Artvin yolundayız. Yalova'nın Armutlu ilçesinde bir tekne alabora oldu. Bir çocuk boğuldu, çocuğun babası Deniz Özkan Engin ise kayboldu. Benzer bir acı haber de Kocaeli'den geldi. Yalova'nın Armutlu ilçesine tatile giden 38 yaşındaki Deniz Özkan Engin, arkadaşı Mustafa ve çocuklarıyla birlikte Fıstıklı köyü yakınlarında tekneyle denize açıldı. Fırtına sebebiyle tekne alabora olarak sulara gömüldü. Teknedekilerden küçük Bulut kurtarılamazken babası Deniz Özkan Engin de azgın sularda kayboldu. Arama çalışmalarına Mudanya'dan gelen sahil güvenlik ekipleriyle Yalova Jandarma Alay Komutanlığı'na bağlı ekipler de katıldı. Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Karadeniz sahilinde ise 17 yaşındaki Aslı Yaş'a boğularak can verdi. Bir grup arkadaşıyla Cebeci plajına giden Aslı, aynı yaştaki arkadaşı Kader Tiryaki'nin suda çırpındığını görüp ona yardıma gitmişti. Onların ardından hemen denize giren kurtarma ekibi Kader Tiryaki'yi kurtardı ama Aslı kısa sürede gözden kayboldu. Yaklaşık 15-20 dakika sonra bulunan genç kız Kandıra Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen yaşama döndürülemedi. Arkadaşı Kader Tiryaki'nin durumunun ise iyi olduğu bildirildi. Kahramanmaraş'ta atık kağıt fabrikasını alevler sardı. Tonlarca kağıdın tutuştuğu yangına müdahale hala sürüyor. Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda bulunan atık kağıt fabrikasının deposunda öğleden sonra yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri ve Gaziantep'ten gelen çok sayıda itfaiye ekibiyle müdahale başladı. Böyle yana doğru, yana doğru. Polisler yoğun güvenlik önlemi aldı. Kurtarılan kağıt balyaları da başka bir bölüme alırken tonlarca hurda kağıt balyası küle döndü. Yangın hala söndürülemedi. Duman nedeniyle sürücüler Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunda ilerlemekte güçlük yaşıyor. Samsun'un Canik ilçesindeki bir okul kapatıldı. Herhangi bir açıklama ise yapılmadı. Çocuklar ve veliler de kararın ardından okul bahçesinde toplanarak okullarının yeniden açılması için eylem yaptı. Samsun'da Canik Gölalan İlköğretim Okulu'nun kapanması mahalle sakinleri ve okulda öğrenim gören çocukların tepkisine neden oldu. Canik ilçesine 18 kilometre uzaklıkta kalan bu mahallenin yolları uçurum kenarında yer alıyor. Uçurum kenarında bulunan yollarda servisle taşımacılık yapılmasından çekinen vatandaşlar çocuklarının köylerinde bulunan okulda eğitimine devam etmesini istiyor. Şu anda bizim okulumuzda 20 tane öğrencimiz var kayıtlı. Kayıt olacak öğrencilerimiz de var. Bu sebepten okulumuzun kapanma bir nedeni yok ama niçin kapanıyor anlayamıyorum. Şimdi bu yollarda müsait değil. Çocukların bakımı yok yollarımızın. Önemli olan burada çocuklarımızın yürüyüp gidebileceği yolumuz, köyümüzün içindeki okula gitmelerini istiyoruz biz. Çocuklar da okullarından uzaklaşmak istemiyor. Ben 5'e geçtim. Okulumun kapanmasını istemiyorum. Okulumu çok seviyorum. 4. sınıfa geçtim. Okulumun kapanmasını istemiyorum. Okulumu çok seviyorum. Veliler de benzer sebeple daha önceden de aynı okulda eğitime bir yıl ara verildiğini, aynı şeyin yaşanması durumunda çocukların kaybının daha da artacağını söyledi. Hayır, istemiyoruz. Biz zaten önceden de çocuklarımızın bir yılını yedik, yani göndermedik. Bu okul çocuklarımızı göndermeyince okul yapıldı, buraya başlandı. Şimdi ise bu güzelim okulumuz boş kaldı. Her bir yere gidiyor bizim çocuklarımız. Çocuklarımız oralarda dışlanıyor, hor görülüyor. Bizim çocuklarımız köyümüzde okulumuzda okutulmasını istiyoruz. Siirt'te bir ahır çöktü, yük hayvanları enkaz altında kaldı. Neyse ki telef olmaktan son anda kurtarıldılar. Siirt'te merkeze bağlı Halanze mahallesinde çöken ahırda işte bu görüntüler yaşandı. Biz evde oturuyorduk, ses geldi. Geldik baktık çiftlik çökmüş. Servet Yılmaz'a ait 4 yük atı enkaz altında kalınca ekipler harekete geçti. Vatandaşların da desteğiyle 3 saatlik çalışmanın sonunda 4 at da kurtarıldı. Kütahya'da sağanak yağış cadde ve sokakları göle çevirdi.
Sağanak yağış yaklaşık 1 saat sürdü. Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi işte bu hale geldi. Tavşanlı iş merkezinde bulunan iş yerleri sular altında kaldı. Esnaf el birliğiyle kovalarla suları caddeye boşaltmaya çalıştı. Bazı evler de sular altında kaldı. Vatandaşlar evlerine ve bodrumlara giren suyu kendi imkanlarıyla çıkarmaya çalıştı. Çanakkale Savaşları'nın 100. yılı nedeniyle Yeni Zelandalılar için düzenlenen ikinci anmaya 10 yıl aradan sonra ilk kez yapılan Haka dansı damga vurdu. Öyle ki bu dans Türk halkının duygularını incittiği gerekçesiyle 10 yıl önce anma programından çıkarılmıştı. Çanakkale Savaşları'nın 100. yıl nedeniyle geçen 25 Nisan'daki törenlere katılmayan Anzak torunları için Yeni Zelanda hükümeti tarafından Jonk Bayırı'ndaki Yeni Zelanda anıtında anma töreni düzenlendi. İlahiler okunup dua edilirken Yeni Zelandalı askerler Türk halkının duygularını incittiği ve danstaki bazı figürler halk tarafından müstehcen bulunduğu için 2005 yılındaki törenlerde Başbakanlığın girişimiyle programdan çıkartılan Haka dansını sahneledi. Yeni Zelanda Genel Valisi, Haka dansının figürlerinin yanlış anlaşılmaması için gösteri sırasında Çanakkale Valisi Çınar'ın kulağına bilgiler aktardı. 10 yıl sonra tekrar sahnelenmesine izin verilen Haka dansının ardından tören sona erdi. Bursa'da bir banka önüne bırakılan şüpheli paket polisi alarma geçirdi. Fünye ile patlatılan şüpheli paketten bakın ne çıktı. Osman Gazi ilçesindeki Fevzi Çakmak Caddesi, Bursa'nın en hareketli yerlerinden. Sabah saatlerinde şüpheli bir poşetin banka önüne bırakıldığını gören vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. Çevre güvenliğini alan ekipler güvenlik kordonu çekerek vatandaşların ATM önünden geçmesini engellemeye çalıştı. Ancak bazı vatandaşlar güvenlik kordonunu kaldırıp geçmeye çalışırken bazıları da hayatlarını riske atarak olay anını telefonlarıyla kaydetmeye çalıştı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı güvenlik kordonunun genişletilmesini istedi. Araç trafiğini kesen ekipler yayaları uyararak çevreden uzaklaştırmaya çalıştı. Poşet ardından fünye ile patlatıldı. Neyse ki korkulan olmadı. Poşetin içinden peynirli börek çıktı. Yol, yaya ve araç trafiğine yeniden açılırken bankadaki ATM'de ufak çaplı hasar meydana geldi. Türkiye Futbol Federasyonu, Bursa Spor'un yeni sezonda maçlarını oynayacağı Timsah Arena'da turnikeleri yetiştiremeyeceğini duyurdu. Böylece yeşil beyazlı takım, ligdeki ilk iki maçını Atatürk Stadı'nda oynayacak. Timsah Arena yeni sezonun ilk iki maçına yetişmiyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan stadyumda son rötuşlar gideriliyor. Şu anda montajı yapılan ses, ışık düzeni, billboard ve scoreboardlarla birlikte bu hafta eksiklikler tamamen giderilmiş olacak. Önümüzdeki günlerde çevre düzenlemeleriyle birlikte stadyum tamamen hazır hale getirilecek. Stadyumda hummalı çalışmalarını sürdüren ekipler birkaç gün içinde giriş ve çıkış yollarıyla bağlantı köprülerinin yapımını tamamlayacak. Timsah Arena'nın yeni sezona yetiştirilmesi için tüm çalışmalar yoğun bir şekilde devam ederken stadyum turnike engeline takıldı. Türkiye Futbol Federasyonu yetkilileri turnikelerin o zamana kadar yetişmeyeceğini ifade etti. Bu da yeşil beyazlı takımın ikinci haftada evinde karşılaşacağı Gaziantepspor ve dördüncü haftada oynayacağı Gençlerbirliği maçlarını Atatürk Stadyumu'nda oynaması anlamına geliyor. Büyükşehir Belediyesi Karacabey'in ardından şimdi de Mustafa Kemal Paşa Stadyumu'nu yeniliyor. Mustafa Kemal Paşa'da bakımsızlık yüzünden tribündeki koltukları kırılan, sıvaları dökülen Mustafa Kemal Paşa Stadyumu'nun da sil baştan yenilenmesi için çalışma başlatıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, Mustafa Kemal Paşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan'la stadyumdaki onarım çalışmalarını yerinde inceledi. İçimize de stadyumumuz her yönüyle elden geçiriyor. Bütün tribünler, sistemler, duvarlar, duvarlardaki çitler ve burada aydınlatma sistemlerinin elden geçirilmesi, burada yapılması gereken diğer ilaveler, tribünler üzerine yapılması gereken
yine korkuluklar ve çatılar. Artık son eksikliklerle birlikte burada güzel bir stat olmuş olacak. Bursa'da Ulusal Köpek Standartları Yarışması yapıldı. Yarışmaya çeşitli illerden farklı türlerde 180 köpek katıldı. Bursa Botanik Park'ta 6.sı düzenlenen Ulusal Köpek Irk Standartları Yarışması renkli görüntülere sahne oldu. İşte arabalar şimdi zaten kızdı. Çok mutlu ediyor burada olmak bizi. Çeşitli ırklardan 150 ve 30 kangal köpeğinin katıldığı yarışmada özelliklerini en iyi şekilde temsil eden köpekler ödül aldı. Köpeklerin ırkını daha iyi götürmek, yani köpeklere iyi, çok iyi, mükemmel ünvanları veriyoruz. Mükemmel ünvan verilen köpeklerin üremesi, köpeklerin her açıdan sağlıklı olduğunu gösterir. Yani mükemmel ünvan alan bir köpek her bir ırk için yazılmış olan ırk standartlarına en uygun köpek demektir. Dereceye giren yarışmacılar kupalarını alırken ödül olarak verilen köpek mamalarını barınaklara bağışladılar. Çorum'da bir düğün konvoyu var sırada. Ancak damat tır şoförü olunca konvoyda da 12 tane tır vardı. Tırlar çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle trafik polislerinin cezasından kurtulamadı. Düğüne giderken böyle bir konvoy uzayıp gidiyor. Öyle ki tam 12 tır. Çorum'da tır şoförü 27 yaşındaki Alper Kılcı'nın dünya evine girmeden önceki yolculuğu bu. Arkadaşları tırlarıyla katıldıkları konvoyda coşkuyu arttırma amacındaydı. Ancak çok geçmedi, trafik polisleri tırları durdurdu. Polis memurlarından da buradan rica ediyorum. Plakalarımızı almışlar. Silmelerini rica ederim onların. Bu mutlu günümüzde mutluluğumuzu bozmasınlar. Damat böyle dedi ama polisler tır şoförlerine çevreye rahatsızlık verdikleri gerekçesiyle 88 Türk lirası ceza kesti. Ve Karadeniz insanının eğlencesi Formül Az'ı izleyelim biraz. Yarıştan keyifli anlar geliyor ekrana. Tahta arabalarına bindiler, başladılar kıyasıya yarışa. Görüntüler Karadeniz'in Formül Az yarışından. Rize Ardeşen'de Tunca beldesinde gerçekleştirilen programda yarışmacılar kendi tasarımları olan birbirinden ilginç tahta arabalarla 1,5 kilometrelik parkuru yer yer saatte 60-70 kilometre hıza erişerek en kısa sürede tamamlamaya çalıştı. Tüm yarışmacılar kıl çorap ve ayak freni yapmak için kara lastik ayakkabı giydi. Kask, kolluk ve dizlik taktı. 10 derecenin üzerine çıkan eğimin yanında sert virajlar da yarışçıları zorladı. Bu gelişmeyle bülteni noktalıyoruz. Mutlu bir akşam geçirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın.